Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tekrardan Menemen bölgesi Ulukent'te Engin Pulat Beyefendi ile bir önceki röportajımızda mahsulün de nasıl faydaları olduğunu, ne gibi artış olduğunu sizinle paylaşmıştık. Tarlasında kullandığı, pamukta kullandığı %100 gübre, organik mineral toprak düzenleyici nasıl faydaları vardı? Onları bahsetmiştik. Şimdi bu videomuzda Engin Pulat tarlasında, pamuğunda ne kadar verim aldığını, dönümünde ne kadar fayda sağladığını sizinle beraber röportajımızı Engin Bey ile yapacağız. Engin Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen röportajımızda tarlanızda ortalama ne kadar mahsul alacağınız konusunda sizinle konuşmuştuk. Şu anda mahsulünüzü tarladan kaldırdınız. Evet, kaldırdık, topladık. Ve topladınız, bereketli geçmiştir umarım. Dönümünde Engin Bey ortalama ne kadar alıyordunuz ve ne kadarlık bu sene %100 gübre organik mineral toprak düzenleyiciyi kullanaraktan ne kadar bir fark yarattınız? Onu da seyircilerimizle paylaşırsak sevinirim. İlk önce merhabalar. Geçen sene çekim yaptığımız, yani bu sene daha önce çekim yaptığımız tarladan söylemiştim. Evet. 600 kilo verim aldığımı söylemiştim. Evet. Bu sene sizin ürününüzü kullandıktan sonra %100 gübre, %100 gübreyi kullandıktan sonra 700 kilo net şey aldım, verim aldım dönümünden. Dönümünden 700 kilo, kilo net aldım. Net verim aldınız. Herhangi bir hastalık geldi mi? Hiçbir hastalık gelmedi. Bunu daha önce belirtmiştim zaten. Evet. İlaçtan faydalandığımı, ilaçtan tasarruf ettiğimi söylemiştim zaten. Evet. O çekimde söylemeyi unuttuğum bir husus vardı. Bizim baş belamız pamuğun dikimden sonra kuruması. Evet. Bu kurumayı da önledi aynı zamanda. Evet. Kök noksanlığı hiç olmadı tarlamda. Çok güzel. Bunun faydasını gördüm. Yani kurumalar kesinlikle olmadı. Olmadı. Hastalıklar kesinlikle tarlanıza gelmedi. Gelmedi. Mesela ne kırmızı örümcek geldi, ne ballık. Ballık zaten baş belamız. Evet, pamukta. Ballık hiç gelmedi, kırmızı örümcek gelmedi. Yani normal rutin olarak sinek ilacımı sulardan önce her zaman attım. Onu evet. Eksik etmedim. Sularda tasarruf kurt ilacı etmenizi atmadım. Sağladı. Kurt ilacı da kullanmadım. Çok güzel, çok güzel. Yani tarlanın ihtiyacı olan tamamıyla bütün mineralleri pamuğa nüfus ettirdi ve hastalık evet. Anlamında kesinlikle ne kırmızı örümcek hastalığı, ne ballılık hastalığı, ne döküm hastalığıyla gibi alakalı herhangi bir sorun yaşanmadı. Ayrıca mahsulünüzde geçen sene 600 kilo alırken bu sene 700 kilo mahsulünüzde verim artısı aldı. Peki Engin Bey, siz bu ürünü geçen videomuzda 100 dönümlük bir araziniz vardı. Bunun 30 dönümünü de kullandınız. Hı hı. Bu sene nasip olursa 100 dönümünde kullanır mısınız? Evet. 100 dönümünde kullanırsınız. Kesin. Ve peki Türkiye genelindeki bütün pamuk işi yapan çiftçilerimize bu ürünümüzü yani nasıl kullandığınızla alakalı ufak bir bilgi aktarımında bulunursanız. Çünkü siz canlı canlı bunu sahada yaşayan, tabii ki. Tarlanın içerisinde pamukla bir olan ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi aktarımında bulunur musunuz acaba? Şimdi benim bunu kullanma şeklim, daha önce de söylediğim gibi çapa makinesi, ilk çapa makinesi çekmeden önce fırfırla, yani gübre makinesi da attım, çapa makinesi çektim üzerine. Yani bunu dikimden önce toprak direkt olarak fırfırla karıştırıp ızgara altına alırsak daha faydalı olur. Evet, çünkü toprağın her tarafına nüfus edecek. Evet. Benim attığım şekilde sıra arasına gene nüfus etti ama istediğim gibi tam şey olmadı. Karışmadı. Evet, karışmadı ama ben bunu bu sene ızgara altında kullanacağım. Ortalama evet. Bu sene 700 kilo aldığım yerden 750 kilo da rahat alırım diyebilir misiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. 720 kilo aldığım yer oldu. Evet. Yani 12 dönüm yerden 8,5 ton şey aldım. Çok güzel. Bu da ortalama 720 kilo. Peki Menemen bölgesinde maksimum pamuk yetiştiriciliği yapan, Menemen bölgesi çok büyük bir pamuk yetiştiriciliğine sahip olan bir ilimiz, ilçemiz daha doğrusu İzmir'e bağlı. Maksimum ne kadar alıyorlardı? Maksimum 500 kilo, 600 kilo arası değişiyor. En fazla bu kadar alınıyor. 600 kilo evet. Evet, bu sene siz normal yanınızdaki herhangi bir çiftçi 500, 550, 600 kilo alırken sizin mahsulünüze 700, 750 kilo, 720 kilo bulunca o da gerçekten sizin tarlanıza bir nevi gıpta etmiştir sanırım. Evet, evet.
Anladım. Evet arkadaşlar, bu videomuzda size Engin Bey'in, Engin Polat'ın Menemen bölgesinde mahsulünü kaldırdıktan sonra dönümünde ne kadar ürün aldığıyla alakalı videomuzu paylaşmak istedik. Canlı canlı bunu tarlada, bağda, bahçede kullanan kişi Engin Polat beyefendi size anlattı. Bu videomuzda size %100 gübre, organik mineral toprak düzenleyicinin pamuk yetiştiriciliğinde ne kadar bir katkı sağladığını, tarlada ne kadar fazla mahsul alacağınızı, kalitesinin ne kadar artacağını, hastalıklarla mücadeleyi, tekrardan gübreleme anlamında ekstradan bir maliyet doğurmayacağı konusunda bilgi aktarımında bulunduk. Bizden sipariş vermek istediğiniz takdirde %100gübre.com web sitemizden bize ulaşabilir. Buradan sipariş verebilir. İletişim numaralarımızdan müşteri temsilcilerimizle, mühendislerimizle görüşüp ekstra bilgi aktarımında bulunabilirsiniz. Bu videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.